Marmaris Çevrecileri Derneği geçtiğimiz ay Marmaris Kaymakam Vekili görevine getirilen Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten'i makamında ziyaret etti. Köten, derneğin ilçeye büyük katkı sağladığını söyledi. Marmaris çevre güzelliğiyle Türkiye'de ve dünyada nam yapmış bir yer. Onun için bu güzelliğin daha sürdürülebilir olması için, güzelliğin bozulmaması için sizlerin büyük destekleriniz olduğunu biliyorum. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin de derneğin resmi bir kuruluş olduğunu söyleyerek çalışmalarından bahsetti. Biz 3 tane üniversiteyle çalışıyoruz. Sıtkı Koçman Üniversitesi Suyurum Gölü Fakültesi ile çalışıyoruz. 9 Eylül ile çalışıyoruz. Ege Üniversitesi ile çalışıyoruz ve dernek olarak bizler konuşmuyoruz, bilim adamları konuşuyor. En güzeli de. Sonuçları hep uzmanlar karar veriyor, konuşuyor. Evet. Çünkü biz sadece çevre olumsuzluklarıyla mücadele edip sonuçlarını bilimsel olarak alıp ondan sonra ilgili kurumlara tedbirleri alınması için gönderiyoruz. Tabii, bizim görevimiz doğrusu zaten tabii bitiyor. Doğru. Evet. Derneğin bir internet sitesi olduğunu da belirten Kutengin, amacımız çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek dedi. Bir sivil toplum örgütü olarak da basınımızın yanımızda olması bizim için çok önemli. Sizlerin yanımızda olması tabii, çok şüphemiz önemli. Olması ya. Biz size bildirelim, sizin talimatlarınızla biz gene yanınızda koşturalım. İnşallah, amacımız inşallah. Estağfurullah, bu, estağfurullah. Efendim. Estağfurullah, hep beraber koşacağız. Evet, dediğim gibi yani Marmaris'in yani bu güzelliğini korumamız lazım. Evet. Yani altın yumurtlayan tavuğun kesip etini yememeye kesinlikle teşebbüs edilmesine engel olmak lazım. Yemeye engel olmak lazım. Çünkü bu sürekli yumurtlayacaktır. Sürekli Marmarislere, ülkemize gelir getirecektir. Yani bir an önce her tarafı bilmem işte yapılaştırarak, betonlaştırarak yani altın yumurtlayan tavuğu öldürmemek gerekir. Evet.